Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Baktıkça bayılacak gibi oluyorum. Bakıp durma o zaman Ferlu. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Hiç mi düşünmedin? Hiç mi uyarmadın? Demedin mi yapmayalım etmeyelim diye? Ferruh Bey ben burada bir çözüm bulmuşum. Hepinizin arkasını kolluyorum. Siz hala hazırlayıp duruyorsunuz. Bir kesin artık. Burak yapma. Yırtıp atalım şunları. Hafıza kartından da silelim. Hiç olmamış gibi davranalım. Ha, sonrasında da şirketi kapatıp eve gideriz. Sen de alacaklı adamlara çay kahve ikram edersin ha? Biz adama dostane bir şekilde yaklaşacağız. Fotoğrafları ve hafıza kartını gazetecilerden alıp büyük bir rezaleti önlediğimizi söyleyeceğiz. İyi niyet göstergesi olarak da adam da bizde çalışmaya devam edecek öyle mi? Heh. Hiç kimse açığını bilen birine sırtını dönmez. Ne demişler? Düşmanını yakın tut. Bunu sağlamak için önce adamı düşmanı olduğumuza ikna edeceğiz ama. İkiniz de benimlesiniz. İsteseniz de istemeseniz de. Pişman olmak için artık çok geç. Kim verecek peki bunu Yıldırım Bey'e? Burak. Burak olmaz. Burak bunu sen yapamazsın. Bir susun da düşüneyim. Açık bir renkler. Ama şu koltuğa az önce... Kızlar, Bora ile Burak nerede? Vallahi sabahtan beri bahçede konuşuyorlar. Yani var bir durum ama işte Bora yüz bulur diye gidemiyorum yanlarına. Vallahi ben bugün Burak'a her şey yolunda mı diye soracak oldum. O da bana özel bir şeyler konuşuyoruz dedi. Var bir haller ama anlamadım. Allah Allah. Arkadaşlar, toplanabilirsek kısa bir duyurum olacak. Dün söylediklerim bugün için de geçerlidir. Yıldırım Bey ile ilgili hiçbir şey yapılmayacak. O konuyla ben ilgileniyorum. Herkes normal çalışma programına devam edecek. Kolay gelsin. Buyurun. Günaydın Demir. Ali Ara, hoş geldin. Sürpriz oldu. İyi bir sürpriz mi, kötü bir sürpriz mi? Birer espressoyu hak eden bir sürpriz. Gelsene. Aa, ne görüyorum ya? Bir anlığına da olsa insana benzedi. Ay hisleri varmış yahu. Ne hissi kızım? Bildiğin sevgili yapmış. Bu adam Japonya'dan dün gelmedi mi ya? Ne sevgilisi? Güzel kokuyor. Afiyet olsun. Kaçmadığına göre Yıldırım Bey konusunda bana yardım etmek için pazarlık yapacaksın. Sen hep böyle doğrudan konuya mı dalarsın? Bu konuşmaya dün başladık. Bir turda gece konuştuk. Çok da doğrudan dalmış sayılmam. Kafam başka çalışıyor ama sevdim. Ve? Ve sana yardım edeceğim. Ama babamı affedeceğimi sözünü vermiyorum. Sadece onunla aynı masaya oturacağım. Eğer tekliflerimi kabul ederse sonrasına bakacağız. Babandan ne isteyeceğine karar verdin o zaman. Birkaç şey. Belki biraz daha fazlası. Ama kabul edeceğini sanmıyorum. Orasını düşünme. Benden ne istiyorsun peki? Benimle bir yere geleceksin. Ve bana bir konuda yardım edeceksin. Kolay ya da eğlenceli olmayacak. Aslında belki biraz eğlenceli olabilir. Ama hiçbir şekilde soru yok. Ve bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Ne diyorsun? Anlaştık. Yıldırım Bey'den istediklerini konuşalım o zaman. Peki. Ne var bu zarfın içinde? Önemli bir hediye. Yıldırım Bey'in işiyle alakalı. Bir tür iyilik diyelim. İyi de bu gizem niye? Söylesene içinde ne olduğunu. Olmaz, şirket sırrı. Ya ben araya adam sokarak aldım bunu. Arkadaşlar ben sizin hayatınızı kurtarıyorum. Teşekkür edeceğinize kalkıp bana sürekli soru soruyorsunuz. Ben bir kuryeyle göndereyim yani. Olmaz. Ne bağırıyorsunuz canım? Aa. Kuryeyle çok tuhaf olur. Bayağı.
tuhaf olur yani. Bu bir iyi niyet göstergesi. O yüzden adamın gözünün içine bakarak vermemiz lazım. Öğlene kadar bekleyelim bence. Demir Erendil bir şey yapmayın dedi. Onun keyfini beklersek çoktan Yıldırım ve Efes'e anlaşmasını göndermiş olur. Gerçi ben sabah niye göndermedi ona bile şaşırıyorum. İyi o zaman Burak. Sen vakit kaybetmeden götür bunu. Burak Bey'i karıştırmadan siz çözseniz daha iyi olur. Bir dakika ya. Neden biz? Hayır. Onları karıştırmayalım Ferruh Bey. Ne oluyor ya? Ya şimdi hani konu iş dünyası olunca Burak Bey en yol yordan bilenimiz ya. O bakımdan bir de hani içinde ne olduğunu sadece kendisi bildiği için onun vermesi daha doğru olacak gibi düşündüm ben Ferruh Bey. Ama bütün bunların sorumlusu sizsiniz Selin Hanım. Eğer bir özür dilenecekse de. Haklı. Ben götürürüm. Özür de dilerim. Arkadaşlar bir sakin olun. Selin biz birlikte gideriz. Sen özrünü dilersin ben de zarfı veririm. Burak Bey. Sonra Ferruh. Azmiye sen bizi idare et. Tabii. Bir yetimhane. Çocuklar için sanat ve spor merkezi. Kadın sığınma evi ve mülteciler için rehabilitasyon merkezi. Bunların hepsini Yıldırım Bey'in şirketleri üstlenecek ve bizzat kendileri yapacak. Ayrıca her yıl fonlamalarını da onlar yapacak. Tamamdır. Not ettim. Bir de şeyi not et. Bunu hiçbir şekilde reklama dönüştürmeyecekler. Sosyal sorumluluk işlerinin en büyük getirisi itibardır Alara. Eğer bunu elinden alırsan... Bunu sadece benim için yapmış olur. Ya da artık iyi bir insan olduğu için. Eğer şirketine itibar kazandırmak, vergiden düşmek ya da reklam için yapacaksa zaten hiç zahmet etmesin. Ne yaptı sana? Biri vardı. Belki de bu hayatta beni gerçekten seven tek kişiydi. Babam hemen benimle para için birlikte olduğunu düşündü. Çünkü hayatta her şey onunla ilgili olmak zorunda ya. Ayrıldınız mı? Terk etti beni. Babam sevdiğim adama benden ayrılması için para teklif etmiş. Ve bunun benim fikrim olduğunu söylemiş. Öyle bir ikna etmiş ki. Ne dediysem inandıramadım. Yazık. Seni tanıyamamış demek ki. Tanısaydı böyle bir şey yapmayacağını bilirdi. Hayatta kalbi kırık bir insandan daha zor durumda olan kimdir biliyor musun Demir? Gururu kırık olan. Babam sevdiğim adamın gururuyla oynadı. Bunu vicdanı olan hiç kimse yapmaz. Reklam şartını da yasakladığına göre vicdanı olup olmadığını bugün anlayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.